Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde çok güzel bir yazma var. Altın Eli'nin yeni sezon bir yazması. Ben de seninle bayıldım. Tam bizim sevdiğimiz gibi düşünmüşler. Orta kısmında çok güzel çiçekleri var. Böyle tüy deseni çok seviyoruz biz hepimiz. Tüy desen de çok güzel. E, markayı da göstereyim arkadaşlar. Altın El'in yeni sezon ürünlerinden. İnternetten aldığım bir e, yazma ve bunun da videosunu sizinle daha önce paylaşmıştım. E, kenarlarını ben ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle yakından da göstereyim. İpek türünde kokulu bir yazma. Zaten ipek türünde olanlar genellikle tığlarken problem çıkarmıyor. Eğer siz tığ battı ile ilgili problem yaşıyorum diye düşünüyorsanız düzgün olmuyor benimki diye düşünüyorsanız e, YouTube'un arama kısmına Oya Hanım 1098 yazarak benim kenar tığlama videomu ve oradaki bütün püf noktalarımı görebilirsiniz. ve hemen iplerimin rengini söyleyerek devam etmek istiyorum. Yazma çok güzel. Çiçekli güzel bir örnek yapacağım bugün kenarına. Kenarını da tığladığım ipim arkadaşlar. Altın başak 2 numarayla kenarlarını tığladım. İçinde mor kırmızı hakim. Mor tonu için şöyle gülden göstereyim. Daha belli olsun. Evet. Mor için 87 numarayı kullanacağım. Altın başak. Kırmızı tonu için çok güzel canlı bir kırmızısı var. Yine altın başak 328 numarayı kullanacağım. Ve turkuaz tonlar var içerisinde. Elimde de benim her zaman kullandığım bitirmek üzere olduğum 133 numara turkuaz rengi ipim var. Tığım 22 numara arkadaşlar. Hemen oyamın yapılışına geçmek istiyorum. Gerçekten ben çok beğenerek yaptım bu oyayı. İnşallah size beğenirsiniz. Yeşil ipimle hemen ilmeğimi oluşturuyorum çimen yapmak için bu şekilde bir kez doladım. Geliyorum tığ battığının altından. 2 2 çıkarak normal bir trabzan yapıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bir kez doladım. Bir sonraki tığ battıya giriyorum. 2-2 çıktım. 1-2-3-4-5 tane zincirimi çektim. Yine kirpiğimi düğümledim. Yine böyle bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir kirpikli trabzan şeklinde devam ediyorum. Bu benim her zaman söylediğim en kullanışlı çimenlerden bir tanesi arkadaşlar. Çok rahat yapılıyor. Hiçbir teknik bilmeyen, ben bu işe yeni başladım diyen arkadaşlar bile kolayca bunu yapabilir. Bir tane daha yapacağım. Ondan sonra hemen çiçek yuvasını oluşturacağım. Çiçek e, yuvasını bu çimende zaten benzer bir teknik var. Onunla her zaman onunla yapıyoruz ama e, üst kısmı çok güzel değişik geldi bana. Hoşuma gitti. Yaprağı filan biraz farklı. Bir tane boş kirpiksiz trabzan yaptım. Üstüne iki zincirimi çekiyorum. Bir kez doladım geldim. Yanındaki tığ battıdan giriyorum. Oraya da bir trabzan yaptım. Üstüne beş tane zincirimi çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çektim üstüne. Bir kez doladım yine. Bir sonraki tığ battıya giriyorum. 2 2 çıktım. Trabzanımı yaptım. Görüntüm böyle. Üstüne 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 zincir çekiyorum. arkasına döndüm oyamın. İlk yaptığım kirpiksiz trabzanımın tepesinden tutturuyorum bunu. Üstüne bir zincir çektim. Tekrar oyamın düz yönüne döndüm. Burada bir kez doladım. 2 2 çıktım. Bir kez doladım. 2 2 çıktım. Yine bir kez doladım. 2 2 çıktım. Yine bir kez doluyorum. 2 2 çıktım. Bu bu sefer iki kez doluyorum arkadaşlar. Bunu biraz uzun tutmaya çalışıyorum. Şimdi neden ortaya çıkacak. 2 2 2 ama biraz uzun oldu. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. En son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümledim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümledim. Yine 1, 2, 3. İpimi katını açtım. <laughs> 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geldim kirpiğimi düğümlüyorum. Aşağıya doğru sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şimdi düğümlediğim sık iğnemi de sayıyorum ben. 2, 3, 4, 5. 5, 6. 6 tane yaptım. Düzeltiyorum önce kenara çekmem lazım. 7.yi zincirimin içinden yaprağımız bu şekilde. Ben hoşuma gitti, değişik geldi bana. Üstüne şimdi bir iki tane kısa ama birden de biraz uzun bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptım. Geri döndüm aynı yere. Sık iğnemi yapıyorum aynı yuvaya. Yine Aynı büyüklükte bir örümcek daha yaptım. Yine döndüm aynı yuvaya örümceğimi tutturuyorum. Yine 3 tane olacak toplam. Yine aynı büyüklükte örümceğimi yaptım. Aynı yuvaya tekrar tutturdum. Bir zincir çektim üstüne. Burada yaptığım yaprağımı tekrarlıyorum. Bir doladım. 2 2 çıktım. Bir doladım. 2 2 çıktım. Bir doladım. 2 2 çıktım. 3 oldu. Bir doladım. 2 2 çıktım. 3 oldu, 4 oldu. Yine 2 kez doluyorum. En sonuncudayım. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tırabzanımın önünden girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine tırabzanımın önünden girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 3. ilmeğimi de düğümlüyorum. Üçüncü kirpiğimi düğümlediğim sık iğnemle birlikte 6 tane sık iğne olacak. 2, 3, 4, 5, 6. Hemen 7.yi de yuvadan yaptım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok hoşuma gitti benim bu yaprak. Hemen devam ediyorum yanından. Şu alttaki trabzanın önünden bir dolanıyorum. Kirpik düğümler gibi. Üstüne bir zincir çektim. Bir doladım yandakine geçiyorum. 12 tane kirpikli trabzan yapacağım. Sonra yeniden çiçek yuvası yapacağım. Ben 12 taneyi yeterli buldum. Siz de daha seyrek ya da sık yapmak isterseniz o tamamen size kalmış. Yine 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Sıradaki tığ battıdan girdim. Yine üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Şimdi dediğim gibi 12 şer tane kirpikli trabzan yaparak bu şekilde çiçek yuvalarını hazırlıyoruz. Hemen üst kısmını yapalım. Üst kısmının yapılışı da çok güzel ve kalıp gibi duruyor. Ben çok beğendim. İnşallah hemen göstereyim. Siz de beğeneceksiniz. Mor rengimle başlıyorum. İlmeğimi oluşturacağım önce. Geldim. Şimdi şurada 3 tane sık iğne şey 3 tane örümcek yapmıştık. Bu örümcekleri bizden tarafta kalan tellerden çekiyoruz. 1. Sonuna kadar çekmeyin. 2. 3. Şöyle göstereyim. Belki örümcekler arasında boyut olarak uyumsuzluk varsa sonuna kadar çekmeyin. Hepsi yapıldığında hepsini eşit tutacak şekilde ayarlayacağız şimdi onu. İlmeğimi oluşturdum. İlk örümceğimden geliyorum. 5 tane sık iğne yapacağım buraya. 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım üstüne 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Örneğimi tersine döndüm. İlk yaptığım sık iğnemden giriyorum. Zincirimi buraya tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Tekrar oyamın düz yönüne döndüm. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapıyorum yuvada. 6 zincirimin altından girip şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir 1 sık iğne 6 tane kirpik yapacağım 2 oldu. 1 2 3 4 5 zincir 1 sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 sık iğne 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir 1 sık iğne 5 oldu. 1 2 3 4 5 zincir son artık 6 oldu. 6 tane kirpiğimi yaptım. Şimdi aşağıya örümceğime bir tane daha sık iğne yapıyorum bu şekilde gelip. Görüntü böyle. Üstüne 2 zincir çekiyorum. 1 2. Bir sonraki örümceğime giriyorum. Yine 5 tane sık iğne yaparak başlıyorum. 1 2 3 4 5. Üstüne 6 zincir çekeceğim şimdi. 1 2 3 4 5 6 Oyamın tersine döndüm. İlk yaptığım sık iğnemden giriyorum. Zincirimi buraya tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Oyamın düz yönüne döndüm. Bir tane altı zincirimin altından sık iğne yaparak başlıyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir, bir sık iğne, 1 2 3 4 5 zincir, bir sık iğne. Bu şekilde 6 tane kirpik yapacağız. Beşer zincir çekerek altı kirpik. Yapıldığı zaman çok güzel oluyor. Ben çok beğendim bu örneği gerçekten. Sevdiğim bir örnek. Yine 5 tane zincirle kirpiğimi yapmaya devam ediyorum. 5. kirpiğimi de yaptım. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Son sık iğnemi de yaptım. Az önce yaptığım gibi Örümceğimden bir tane sık iğne yapacağım şimdi. Ve yine 2 zincir çekiyorum. Son örümceğime geldim. Yine 5 tane sık iğne yaparak başlıyorum. 3 oldu benimki, 4 oldu, 5 oldu. Üstüne 6 zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6 Tersini döndüm oyamın. İlk yaptığım sık iğnemden giriyorum. Sık iğneyi fazla sıkı yaptık galiba. Girdik çıkamadık. Tekrar deneyelim. Zincirimi tutturdum. Üstüne bir tane zincir çektim. Önlü dönüyorum örneğimin. Normalde hep aynı yöne dönüyorum ama oyağı böyle gösterirken videoda ters yöne dönüyorum. Aslında öbür türlü dönüyorum da yazmayı çevirmek çok zor oluyor video sırasında. Bu nedenle böyle yapıyoruz. Böyle kolay pratik bir çözümümüz olsun. Burayı da yine 5 zincir bir sık iğne şeklinde 6 tane kirpik yapacağız. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4. kirpiğimi de yaptım. 1 2 3 4 5 5. kirpiğimi de yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. kirpiğimi yaptım. Burada arkadaşlar gene bitirirken örümcekten bir sık iğne yaparak bitiriyoruz. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. İpimi keseceğim burada. Şimdi az önce bahsettiğim örümcekler birbirine uymaz. Elimizden çıktığında böyle görünüyor. Hemen düzeltelim. Örümceklerin boyu birbirine uymazsa son aşamada düzeltiriz demiştim. Çekerek şöyle üçünü birden çekerek ayarlıyorum. Zaten uzun gelen Yeteri kadar açılacaktır. Kısa gelen de hepsini kendine uyduracaktır. O konuda bir sıkıntınız olmasın. Hemen ipini de yakalım arkadaşlar. Diğer renklerde yapıldığında yanına bence çok güzel bir model olacak diye düşünüyorum ben hem yaprağı hem çiçeği benim çok hoşuma gitti. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. İşte diğer gösterdiğim renklerle de devam edeceğim yanındaki çiçekleri. Çok hoş oldu. Siz de yapın. Siz de inşallah güzel günlerde kullanın. Hem bu örneğimin hem de kanalında videosu bulunan bütün örneklerimin yakın plan fotoğrafları Instagram'da oyanım sayfamda var. Oradan da faydalanmak için beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda oyanım.net internet sitem yayında sadece benim kendi yaptıklarım değil hoşuma giden beğendiğim her şeyi orada sizlerle paylaşıyorum. Beni oradan da takip ederek paylaşımlarımı görebilirsiniz. şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. çok güzel oldu bence. mutlaka yapın.